İbrahim. Buyurun. Hoş geldiniz. Ne oldu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi anda. Koşturuyorsun bugün. Basın anca bugün ilk sıra geldi. Hayır ama söylemedik. Görmedik galiba. Mazlum'u yetki de geri daha dün aldım. Dün iki yer. Bugün bir. O kazandığı gün bir. Buyurun başkanım. Ya, tamam mı? Tamam, buyurun. Valla seçimler öncesinde Saffet Başkanım yine ziyaret etmişti. Ben de kendisine her şey gönlünce olsun demiştim. Gönlüne göre oldu. 14 Mayıs'ta seçimleri kazandı. Hayırlı olsun diyorum kendisine. Tabii bu işin bir de ikinci ayağı var. Cumhurbaşkanımız için de ikinci bir seçim göreceğiz. Yine çalışmalarına devam ediyorlar. Saffet Başkanım Ankara'ya gitti ama rahatladım demeyecek. Biz biraz seneden bu sefer çok uğraştık. Milletvekili adaylarımızın gitmesi için. Bundan sonra Ereğli'nin sorunları için her zaman kendini rahatsız edeceğiz. Yani rahat etmeyecekler. İyi gün olacak, tartışacağız. Gün olacak, iyi şeyler konuşacağız. Ama hepsi Ereğli açısından. Kendisine bundan sonraki milletvekili görevini de başarılar diliyorum. Yine kazanımı yapacak seçimlerde de yine başarılar Cumhuriyet Cumhurbaşkanı'na başarılar diliyorum. Benim şahsi görüşüm her zaman değişmez. Saffet Başkanımlar önceki vekiller şahsiydi. Çünkü Ereğli gelmiyorlardı. Kimse derdini yönetikliği ama Saffet Başkanımın işi zor. Çünkü her hafta burada olacak. Ereğli'nin sorunlarıyla uğraşacak. Yani Allah kolaylık versin diyorum artık kendisine. Her hafta diye bak. Ben bu konuda bir şey söyleyeyim. Tabii gerçekten zor. Yani bizi görüyoruz zaten. Benim gece uykularım sıkıntılı yani şu an. Maalesef. Maalesef ama inşallah muvaffak oluruz. İnşallah. Yani biz yani Ereğli'ye bir şeyler kazandıralım diye ortaya çıktık. İnşallah güzel şeyler olacağına da inanıyorum. Yani başkanlarımız var. Daha önceki milletvekillerimiz var. Ben istiyorum ki ayrışmaya düşmeden herkes bir bu şeyde çorbada tuzlu olsun anlamında. Herkesin bu mücadelenin içinde olsun. Biz bir şeyler kazandıralım. Yoksa işte dün başka vekil vardı. Ondan önce başka vekil vardı. Yarın biz olmayacağız. Başkası olacak. Önemli olan geride güzel eserler bırakabilmek. Bunun mücadelesi içindeyiz. İnşallah güzel şeyler. Sadece hani Ereğli anlamında değil. Alap da sabah anlamında. Herkes bu noktada hizmete aç. Yani evet. Şey olması noktasında. En önemlisi vatandaşımızın en önemli talebi bizim yanımızda olunsun istiyor. Yani hizmet boyutu ayrı. Bir de bizim yanımızda olunsun anlayışı var. Yani biz diyor vekiller işte 3-5 yılda bir görmeyelim diyor. Yani gelsin sorsun, düğünümüzde olsun, işte cenazemizde olsun. İnşallah tabii meclis dışında ve inşallah boş vakit buldukça tamamen bölgemizde olacağız. Onu da kurtulacağız. En önemlisi zaten. Burada hani şeyde de yerel idareyle de hani ayrışma gibi düşünce içinde değiliz. Hep birlikte bir şeyler katalım. Yani belli yani. Şimdi bir liman konusu burada. Mesela iki buçuk yıldır işte uğraşılıyormuş. Bize bir şey diyen yok. Bir şey soran yok. Kendi kendine işte başkan meclis toplantılarında havalanıyor ama bir sorun iletti mi bir yere iktidar partisine veya vekillerine veya ilçe başkanına yok. Şimdi nasıl sorun çözecek bir şekilde? Mesela bize Deniz Ticaret Odası'na gittik. Orada söylendi sorun. Düzeldi mi şu anda? Ondan sonra hareketler. Yine bir başka sorun varsa yine aynı şekilde bunu iletişimle. Bu hepimizin problemi çünkü bu belediyenin problemi değil. Belediyenin problemi. O noktada iletişim içinde olmakta fayda var. Sektör duruyor. Tabii illa ben bu şeyden işte kavgayla besleniyorum diye çalışma içinde olan varsa artık onun kendi bildiği biz yine mücadelemize davet edeceğiz yani. Ve belki sesler biraz yükseliyor seçim süreçten ama ondan sonra normale girelim. İnşallah.